Oyun esnasında başka konulardan kafa karıştırmaya çalışmak hakkındaki yorumunuzu merak ediyorum. Mesela işte sen oynuyorken biri konsantrasyonunu dağıtmak için normal hayattan, kendi dünyandan bir şeyleri sana hatırlatmak istese gerçekten konsantrasyon dağılır mı? Dağılır. Bu da oyunun kurallarından biri. Bizim zamanımızda da çok yapıldı. Ay yüzüklerimde ne kadar güzel. <laughs> Yüzüklerimi aldı <aldım>, parmaklarından. <laughs> Şöyle, özellikle gösteriyorum. Senden mi aldın? Evet, aldım. Da. ne ara aldın kız? Sen orada Şimdi okuyordun. Ben dedim. Hemen dedim, Ama evrime, al, altın emanet edilir bunu hep söylüyorum ya. Dedim yüzüklerin çok güzelmiş kız. İki bende kaldı iki ona Hemen verdim. Hemen dedim aldım. Evet. Şimdi konuyu da izlerken Er, e, Fatih'e baktığımda kötünün kötüsü olmak gibi bir tabir vardır ya Murat Eken kötüydü. Hı hı. Atış olarak bahsediyorum. Yani ben onun gibi halka atanı daha ömrümde evet, görmedim. Halkadan gerçekten. ben de hiç sevmem halka atışını da. Böyle de atmam yani. Solak ya bence biraz tersine Ön, geliyor. Ya şuraya falan ya Sana atmak isterken şu sol tarafıma falan attığımı düşün. Hı hı. Kötü olan bir yarışmacı var atışsal olarak. Hı hı. Fatih sen Murat Eken'i yenemedin. Onun sinirinde zaten, onun çıldırmasını yaşarken Ertuğ bittin sen oğlum, bittin falan hareketler. İşte Fatih bunları yaptığı için gereken aslında saygıyı göremiyor. Hı hı. Fatih problemi kendinde arasın. Ertuğ ne yaptı? Ne yaptı da bittin sen dedi, bittin. Yani benim... Begüm bittin sen demem için bak benim bam telime basman lazım. Köpeği bence hassas noktası bu arada Fatih. Köpeği için ne dedi ki? Çocuğumu çocuğumu özledim dedi bir noktada köpeğimi de tamam. özledim. Köpeğine ne dedi? Ertuğ var. köpeğine ne dedi? Senin köpeğin vardı değil mi dedi sağda. Evet, orada ya atış yaparken o geliyor aklına. Fatih. İşte <laughs> evet. orada işte diyor ki köpeğini hatırla. Evet abi evet siyaha doğru daha yükseğe doğru ve her seferinde de abi kelimesini kullandı. Hı -hı. Abi sağa doğru abi köpeğini hatırla. Ya minik bir takıl bu İkisinin arası iyi olsaydı Fatih Güler geçerdi. Hı hı. Ama Fatih'in bir olay çıkartmaya ihtiyacı var. Potaya girecek çünkü yakındır. E bir de Murat Eken'e kaybetmiş. Evet. Zaten çok sinirli, çok uzun süren bir oyun. Konseyde de çok zaten sonrasında böyle büyük büyük konuşmalar. Bundan sonra başladı göreceksiniz Acun Bey falan. Ne oldu ki yani ne oldu ben ne kavgalar bir... gördüm Survivor'da yaşadım. hiçbirimiz bittin sen bittin gibi bir tehditvari ama kelimeler kullanmadı. Ama o da bittiğinde kalkıp da hani seni buradan alıp işte dağa kaldıracağım demiyor ki yani. Valla çok Burada... ciddi söylüyor beni hayır, çok rahatsız demek istedi, etti. Hayır demek istediği ay ama bak ben de orada demek istediği de. Ben de seni nasıl rahatsız edeceğim gör gibi bir şey bu ha, oyuna bak, Bundan sonra hani nasıl atış yaparken yanında konuşacağım. Gör gibi bir şey söylüyor. Ama bence Ertuğ'un yaptığı ya yani Survivor tadında bir şey. Yani hani gayet böyle saygı çerçevesinde sinir uçlarıyla oynuyor. Atamıyor. Orada yani olmayı, yaptığını... Fatih'in yapması gereken Evrim'in dediği gibi yan tarafa kulağını tıkayacaksın. Atışına bakacaksın. Yani Murat bir tane halka atıyor. Neredeyse Fatih atış yaparken onun kafasına geliyor yani. Evet. O kadar kötü atarken sen Fatih'i yeniliyorsun. Bak Murat'ın her attığı yanda ya inanılmaz bir şey yani inanılmaz. Evet. Yani çok kötü atışlar var. burada ben bu Ertuğ'a bir şey demiyorum. Ertuğrul hani tadında bir şey yapıyor. Ee, bir dalga geçiyor. Ve saygıyla da yapıyor bunu gerçekten. E, o, o kadar bir şey yok bu olur Survivor'da ya. Yani güzel güzel haydi abi aynen mı? evet abi o çok iyi çok iyi. Şimdi yan tarafa daha yana falan. Hani bunlar çok normal şeyler. Ben bak Murat'ın bu atışı yani evet. mesela <laughs> nasıl ne düşündü oraya attı anlamadım bak, ki. Bravo, bravo, Bence Murat abi. ne yapsın biliyor musun? e, ee, baktığı yere atmasın. Yani ya da şeye hedefe bakmasın. Yani hep sola atıyorsan hedefin sağına mesela bak e, hedefin atış yaparken sağındaki sembolü atsa Murat'ın vurma ihtimali daha yüksek. Çünkü atışları hep sola gidiyor. Bak dikkat evet. Şimdi ortaya atıp soldaki sembolü vuruyorsan sağdaki sembolü atarsan <laughs> ortadaki gelme ihtimali daha yüksek. Yani o sembolü var ya 3 kere falan vurdu. At yani 3 kere vurdu ya. Böyle bir şey yok. Gerçekten. Yani bak hep görüyor musun? Hep oraya atıyor. Nereye bakıyor acaba? Anlamadım ki. E, elinden doğru çıkartamıyor bence halkayı bak, hep, yani. Bak hepsinde ama isabetli yani. Ortadakine <laughs> bakıp soldaki sembolü vurdu. Bu kadar olmaz ya. Evet. Yani bu kadar olmaz Çok ya. Çok <laughs> kötü Fatih değerlendiremedi. Baya, baya kötü. da net bir şekilde e, yanlış yaptı diyemeyiz. Çünkü aslında bu zamana kadar Fatih'in onun önüne sunduğu yemeğin aynısını o Fatih'e bir tattırdı gibi bir şey oldu aslında yani. Sadece Fatih köpeği konusunda hassas olduğu için konuyu ayrı bir yere çekti. Ama... Köpeğiyle ilgili kötü bir şey demedi ki. He, mi geliyor aklın dedi. Ha köpeğin var senin konuyu değil mi? Falan yaptı an... Böyle. Öyle bir şey hatırlıyorum. Oraya evet evet. Oraya konuyu getirmesi zaten. Hani o konuyu açıp aklına başka şeyler getirmesi Fatih'i bitirdi. Demek ki Fatih de çok kolay manipüle edilebilen, şey kolay konsantrasyonu atılabilen bir yarışma. Mağlubiyetine biraz da bahane arıyor. Hani evet. Ertuğ beni bozduğu için böyle oldu ama Ertuğ bak göreceksin falan diye şey yapıyor. Hani e, biraz böyle dozunu da aslında kaçırıyor. Evet şak, yani sonuçta orada e, bence şaka yollu hani bir dahakine ben de sana yapacağım diye söylüyor ama öyle bir tavrı var ki. Böyle kafa var gibi falan Survivor'un şimdi yani. başladı benim gibi bir... Vay be. Oh falan madında yani gerçekten. Bunu bekliyormuş be Fatih. İnşallah Hı. başlamıştır Survivorın Bakalım çünkü... Bunu mu bekliyordun bu anı? Adı yazılma ihtimali yüksek olduğu için bir gündem arıyor diyebiliriz. Ama katılıyor. ne güzel bir şey. Bak köpeğiyle alakalı laf etti diye buna alınması mesela. Çünkü insan sevgisini geçiyorum. Hayvan sevgisi artık birçok insanda e, hani tartışılıyor Hı -hı. hayvana karşı şey. Yani böyle yarışmacıların kedisiyle, köpeğiyle ilgili, e, kuşuyla ilgili sohbetlerin geçmesi Survivor'da beni mutlu ediyor yani. Evet, Aziz'in kuşu, Fatih'in köpeği. Şey. Senin kedin mi var, köpek Köpeğim var senin? Var benim senin benim. neyin var? Benim hiçbir şeyim yok. Annem, babam var, kardeşim var. Köpek alalım diyorum, izin vermiyorlar. Vermiyorlar? <laughs> <laughs> ben de istiyorum da benim Çok de mesela alerjim var kedi köpeğe. Aynı benim şey annemin de ağır ya. alerjisi var. Bu toy butullar alerji yapmayan bir cins. Ya biliyorum evet, da yine de istiyorum. korkuyorum ya. Ne Sonra bilmiyorum. çünkü aldım mı insan bağ kuruyor. Aynı geri vermek canım, ondan olmaz ondan ya. yani şey yapamaz. ondan korkuyor biraz da. E, tabii. Tamam o zaman şimdi kural ihlaliniz oldu mu hiç Survivor'da? Benim oldu. Ne oldu? Survivor'da yaptığım kendime göre iki tane hatadan biridir. Hmm. Evet bir isterim. tanesi e, tabii ki bir tanesi Yağmur'a öksürük olayı belki hatırlarsınız. Hmm. Yağmur, köre bir şey oynuyoruz. Hmm. Ee, ben Yağmur'a şey dedim hani eğer öksürürsem hmm. bil ki ön tarafında hamle yap dedim. Ee, yeah. Böyle bir evet. şey yapmıştım. Sonra farkına varmışlar. Bundan ötürü e, ceza aldım. Ama tabii bunu kıvırmadım. Direkt konsey dedim ki ya bir hata yaptım özür diliyorum dedim. Hani bu her sene yapılmış bir şeydi dedim. Çünkü gerçekten 2014'te, 2015'te hep yapılan, yakalanılmayan bir şeydi. Biz hani derste kopya çeken bir öğrenci gibi kopya çekerken yakalanmış olduk. Evet. Çünkü kopya çekmek güzel bir şey değil. Evet. Yakalandığım için ben de özür diledim zaten. Bunu bir hata aldım söyledim. Bir hatam daha var onu da söylerim bir ara. Konuyla alakalı değil tamam. diye söyleyeyim. Senin var mıydı hiç? Ben bütün kurallara uydum. Ben de uslu çocuktum. Var, mı, var mıydı ya benim? Ben hatırlamıyorum. Şimdi tak diye bu abi bana bir şey getirir, bir ceza almışımdır. Be. Yok. Ben, ben de, de hatırlamıyorum seni. işte o yakmadığın gemiler var. Başka bir şey gelmiyor. Ya aklıma. siz nereden biliyorsunuz? Belki ben o gemileri yaktım ya. İlla açıklamak zorunda ya. mı? Kamera önünde Evet değil, belki yakmışımdır. Göremedim. Evet siz görememişsinizdir. Bu arada bunun içine beyaz giymem lazımmış ya. Bak şu an olan bak ne kadar değişiyor. Evet. Abi. Görüyor musun? Aydınlık. Vay benim de bak <laughs> bir <abidim>. nasıl <oldum? gülüyor> oldu? Oldu mu arada? Nasıl? Gibi oldu. Abi bu kırmızı içine beyaz istermiş. Bak. Açtı seni. Aslında gerçekten. bak aynı gömleği Hızlı çözüm bir böyle öyle. giyebilirmişim. Ama burası da strapless kesin. <laughs> Aynen strapless olmuş <laughs> strapless. Bayağı prodüksiyon yaptık. <laughs> Çok iyi olmadı mı? Bak şöyle değişti.